Merhaba, programa hoş geldiniz. Öncelikle size bir serzenişte bulunmak istiyorum. Böyle bir hakkım var herhalde. Kimileyin beni izleyenleri gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Selahattin Demirtaş bir takım aydınlara, gazetecilere ve akademisyenlere bir mektup gönderdi. Bunlardan birisi de benim. O mektuba bir cevap niteliğinde bir program yaptım. Selahattin Demirtaş'ın mektubu çok önemli. Türkiye'de kurtarılması gerekenin esasında cumhuriyet değil, demokratik bir cumhuriyetin oluşmasını sağlamak üzerine bir mektup ve neler yapmamız gerektiğini kendince herkese aktarmış. Sadece bize değil, biz de bunu yayınladık zaten bu mektubu. Ona verdiğim cevabı en düşük izlenen programlardan bir tanesi oldu. Bu gelecek seçimler için, önümüzdeki dönem Türkiye için çok önemli bir olay. Ve nasıl bu kadar ilginizi çekmediğini gerçekten merak ediyorum. Neye göre bunu bir yorumlayabileceğimi de gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Çünkü ben başından sonuna kadar politik programlar yapıyorum ve neler yapılabilir ortaya koymaya çalışıyorum. Kendimce tabii. Bunda doğru bulmayanlar olabilir. Yorum yapanlar oluyor zaten. Kızanlar oluyor. Bunlar çok doğal. Ama bu önemli mektuba değer vermeniz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü Türkiye aydınlarının, Türkiye demokratlarının nasıl bir yol izlemesi gerektiğini hep beraber tartışacağız. Bunun için büyük bir olasılıkla bir komisyon, bir birliktelik oluşacak. Bu Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir nokta. Bu sadece Türkiye sosyalistlerinin, Kürtlerinin, demokratlarının değil, önümüzdeki dönemde Millet İttifakı'nın da tartışması gereken, ilgisini çekmesi gereken bir dayanışma olacak diye düşünüyorum. O yüzden bu fikrinizi bir daha gözden geçirmenizi rica ediyorum. Dediğim gibi böyle bir serzeniş yapma hakkım herhalde 502. programı yapan birisi olarak, başka kanallarda da yaptım. Yaptıklarımdan 1500'e yakın program yapmış birisi olarak böyle bir hakkım var diye düşünüyorum. Evet, bugün size Sadat'tan bahsedeceğim. Son günlerde çok konuşulmaya başlandı tekrar. Biz Sadat'ı daha önce defalarca programını yaptık. Bir sürü arkadaşımız yaptı. Bilhassa 15 Temmuz sonrası, 15 Temmuz gecesi Sadat'ın bu darbede rolü ne, payı ne, bunları defalarca konuştuk. Peki önümüzdeki seçimlerde payı ne olabilir ya da seçim öncesi Türkiye'nin geleceği noktada payı ne olabilir? Şimdi Sadat esasında kuruluş olarak anayasaya aykırı. Diyeceksiniz ki o sadece bir şirket. Anayasaya aykırı olması için illa da resmi devlet kurumu ya da işte parti falan olması gerekmiyor. Anayasaya aykırı, laisizme aykırı bir şirkette kuramazsınız normal şartlarda. Sadat kuruluşunda ne diyor? Wikipedia'dan baktığınızda. Şirketin belirttiği misyon silahlı kuvvetlerinin ve iç güvenlik güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da dünya süper güçleri arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmak. Şimdi burada bir sürü olay böyle bir şirket kurumu izin veriyor esasında. Burada yazdığı çoğu şey İslam ülkeleri dediğinde bunda anayasaya aykırı bir şey yok. Yani ülkeler İslam'dan yönetiliyor ve anayasaları o şekilde. Bunda İslam ülkelerinden nasıl ticari işbirliği yapılıyorsa bu şekilde bir çalışma da yapılabilir ve bir şirkettir çalışır. Burada bütün her dengeyi bozan İslam dünyasının kendine yeterli. Şimdi İslam ülkeleri apayrı bir şey, İslam dünyası apayrı bir şey. Çünkü bildiğiniz gibi IŞİD kendisini İslam dünyasının bir devleti, bir parçası olarak görüyor. Hizbullah kendisini bir parçası olarak görüyor. Buna benzer adını şu anda arka arkaya sayamayacağım. Onlarca örgüt var. Şimdi bunlar açıkça şeriatı dünyaya yaymaya çalışan ve bunun üzerinde silah kullanan, insanları öldüren gruplar. Ve bunlarla işbirliği yapmak bir Türk şirketi için laikliğe aykırı. O yüzden İslam devletlerine ek olarak İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç demek, ben IŞİD'i de, DAEŞ işte neyse, Hizbullah'a da, aklınıza gelen bütün diğer örgütlere de
destekleyeceğim ve onları eğiteceğim ki bir takım insanları öldürsünler, bir takım ülkelerde karmaşa çıkarsınlar, bir takım ülkelerde iç savaş çıkarsınlar diye. O anlamda şunu görüyoruz ki Türkiye'ye gelmiş olan, bırakın yurt dışındaki DAEŞ'in eğitimini, Türkiye'deki Suriyelilerle beraber gelen IŞİD'leri, amatör olanlarını dağıtan profesyonel gerilla, ne demekse işte onlar için gerilla, olmayanlarını eğitmek, onları daha bir katil haline getirmek için eğitirim diyor. Onların uzmanlarıyla beraber çalışırım, onlardan bir takım taktikler öğrenirim, onlar nasıl öldürüyor bunları öğrenirim diyor. Biliyorsunuz bu iki asker yakılmıştı. O en çok dikkat çeken olay o iki askerin nasıl bu kadar rahat olduğuydu. O şöyle bir taktikten yapılıyor. İki asker infaz için önüne konuluyor. O işittiğiniz bütün konuşmalar tekrar tekrar yapılıyor. Sonra seni affettik diyorlar. Kameralar falan da konuluyor ama çekiliyor mu çekilmiyor mu bilmiyorum. Çekilse bile o kameraları biz seyretmedik. İlk yapılan denemede bu askerlerin nasıl korku içinde olduklarını bilmiyoruz. Sadece tahmin ediyoruz. Normalde herkesin korkması gereken bir olay çünkü ya kafanız kesilecek ya yakılacaksınız. Yani diri diri böyle bir şeyle karşı karşıyasınız. Sonra seni affettik diyorlar. Sonra bir hafta sonra falan tekrar ikinci çekim yapılıyor. Belki daha ağır, bu sefer yakmak yerine kafa kesmek, bir tahtanın üzerine kafayı, boynunu koyuyorlar, kılıç elde böyle bekliyorlar. Gene aynı konuşmalar yapılıyor falan. Gene bir korku içerisindesiniz, kafanız bedeninizden ayrılacak ama hadi gene seni affettik diyorlar. Bu affettik kaç kere yapılıyor bilmiyorum ama şöyle bir psikolojiye sokuyor sizi. Ölümde askerlerin o kadar rahat olma nedeni de bu alıştırma. Ha gene beni affedecek, gene bir oyun oynuyorlar diye düşünüyorsunuz. O kadar cesur olmanız, o kadar böyle hiç sesinizi çıkartmamanızın nedeni daha önce yapılan uygulamalar. Tekrar affedileceğim mantığından bu alıştırmayı yaşamış birisi olarak sizi rahatlatıyor. Ve siz de halkın gözünde kahraman olarak, yani İnsanların kahramanlığına tabii hiç söyleyecek lafım yok, olamaz da. Ama bunun ilkini yaşayan bir insanın yani kahraman olması kolay değil. En azından kendi açıma söylüyorum öyle. Gayet öldürün, kafamı kesin olayı çok kolay bir şey değil. Şey farklı diyeceksiniz ki bunun işte idama giden bir sürü insan var. Evet ama o bir süreçten geçiyorsunuz, kendinizi hazırlıyorsunuz. Ciddi inandığınız bir siyasi şey var. Daha değişik bir formasyondan gidiyorsunuz oraya. Bunda sadece işte diyelim ki Türk askerisiniz. Yani oraya mecburen gitmişsiniz. Askerlik yapmak zorunda olduğunuz için gitmişsiniz. Kimseye direkt çevirip de ben ülkemi işte DAEŞ'ten kurtaracağım diye askerliğe gitmemiş. Öyle bir ideolojik bağlantınız yok. Ha, devletinize bağlı olabilirsiniz, bir sürü işte milletinizi seviyor olabilirsiniz, ülkenizi seviyor olabilirsiniz. İslamiyet'e onlar gibi bakmıyor olabilirsiniz. Ama yine de bir örgüt elemanı gibi inanmış, ona gönül vermiş birisi olarak gitmediğiniz sürece korkunuz artar. Diğerinde de korkanlar olabilir. Bu da gayet doğaldır. Sonuçta gencecik yaşta ölüme gidiyorsunuz. Yani o kadar kolay bir şey değil. Hiç böyle bu şekilde ölümle burun buruna kaldınız mı, geldiniz mi bilemiyorum ama ben bunu 2-3 kere yaşamış bir insan olarak hiç de kolay olmadığını tatmış bir insanım yani. Şimdi Bu taktikleri öğreniyorlardır herhalde, bu teknikleri öğreniyorlardır. Şimdi bu seçimde DAEŞ ne yapar? Sadece DAEŞ'i ele alıyoruz ama önümüzdeki toplantıda yıllar önce yaptığım buna benzer bir kurumun daha programını yapacağım. Erdoğan'ın dünürü kişinin. Bunlar şimdi seçim öncesi nasıl ortaya çıkacaklar ve nereye kadar gidebilecekler, neler yapacaklar? İki tane düşünce var. Birisi seçim öncesi çok fazla bir şey yapmayacaklar ama seçim kaybedildiği anda gece sokağa çıkıp seçim sonuçlarıyla beraber ortalığı yıkıp viran edecekler ve Erdoğan seçimi iptal edip Türkiye genelinde o hal ve sıkı yönetim ilan edecek ve uzun süre seçimleri iptal ederek gayri resmi olarak ama o dönemin daha devir teslim yapılmamış bir cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Bir taktik bu söylenen. Bu en zoru.
İkinci taktik, seçimleri en baba yiğit anketörlerin yanıtlarını aldıktan sonra seçimleri kaybedeceğini tam olarak emin olduğunda seçim öncesi çok ciddi bir karmaşa çıkartmak. Bu karmaşa kimlere karşı çıkartılabilir? Kürtlere karşı, CHP'lilere karşı, sosyalistlere karşı ve Suriyelilere karşı. Hepsini aynı anda çıkartırlar mı? Hepsini aynı anda çıkartırsa onların da baş etmesi o kadar kolay olmayacak diye düşünüyorum. O yüzden bir ihtimal Suriyelilere karşı halk da tam bir anlamda gaza gelmişken böyle bir şey yapmayı düşündükleri üzerinde duruyorum. Bunu sadece ben söylemiyorum, bir sürü arkadaşımız söylüyor. Peki burada esas önemli nokta değişmekte olan derin devletin, yani Erdoğan hakimiyet anlamda değişmekte olan derin devletin ciddi karar vermesi gerekiyor. Şaka değil. Nedir o karar? Derin devlet bundan sonra NATO üzerinden çalışacaksa, NATO üzerinden bir ağırlık verecekse, Amerika'nın artık istemediği, Batı'nın artık yaka silktiği Erdoğan'dan beraber çalışacak mı, çalışmayacak mı? Bu çok önemli çünkü Sadat'ın bu girişimine derin devlet, asker ve polis nasıl bir karşılık verecek? Eğer Erdoğan'la çalışmak istiyorsa, hala devam etmek istiyorsa, Amerika'ya rağmen, Batı'ya rağmen, Türk halklarının oylarının Erdoğan'a gitmeyeceğini bilmelerine rağmen böyle bir şey yapacaklarsa, bu Türkiye için akıl almaz bir risk olabilir. Çünkü Türkiye bütün Batı'dan ve dünyadan kopmuş bir Türkiye olur. Bu da kolay kolay altından kalkılıp bundan sonra da kolay kolay düzeltilemeyecek bir şey. Onun için çok zor gibi. Peki Türkiye'yi yöneten asker Erdoğan'ın bu gizli girişimine izin vermeyecekse, yani 15 Temmuz'un bir ikincisini yaşatmayacaksa, darbeyi hazırlayıp darbeyi yaptırıp sonra o darbeye karşı darbe yaptırtmayacak noktadaysa, Erdoğan'a bir OHAL ilan etme fırsatı vermeyecekse, ya yürü git artık, yeter bu milleti çektirdiğin diyecekse, bunu demokratlığından değil, onu da söyleyeyim yani. Bunu söylerken ben böyle bir şey bekliyorum, aman asker canım asker anlamında söylemiyorum. Bir olasılıktan bahsediyorum. İzin vermeyecekse o zaman ciddi bir silahlı kuvvetler, derin devlet, Sadat savaşı yaşanır mı? Sadece Sadat değil tabii. IŞİD'liler olduğu gibi o hücre evlerinden, saklandıkları evlerden çıkarda askere karşı böyle bir mücadeleye girişir mi? Hani bekçiler bu işler için kuruldu diyorduk. Onlar böyle bir mücadelenin içine girer mi? En son 5000'e yakın, 5000 korucu, çavuş, asubay çavuş görevine getirildi. Onlar böyle bir şey için hazır mı? Onlar bu amaçla mı kuruldu? Ve böyle bir şeye karşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir mücadeleye girer mi? Tabii şeyi bilmiyoruz. Gezi'den bu gruplara ne kadar silah verildiğini, Sadat'ın elinde ne kadar silah olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bunu mutlaka bilenler vardır. Ben öyle zannediyorum ki eğer böyle bir askeri karşı çıkışta Sadat'ın Erdoğan için sonuna kadar savaşma, sonuna kadar ölüme gideceğini sanmıyorum. Yani mutlaka gidecekler olacaktır ama büyük bir çoğunluğun çözüleceğini düşünüyorum. Tek korktuğum nokta Suriyelilere karşı bir sokak savaşına dönüştürürlerse orada bunu anlayana kadar çok ciddi bir katliam yaşanacağı ve bunun için OHAL ilan edileceği ve seçimlere OHAL'le beraber gitmemiz sağlanacak. Bu Erdoğan'ın son kullanacağı şans olacaktır. OHAL'e rağmen seçimi kazanır mı Erdoğan? Bundan önceki seçimi de OHAL'le yapmıştı. Çok ucu ucuna gelmişti ama şu anda Türkiye'deki seçim atmosferi o çok ucu ucuna olan noktayı çoktan geçti diye düşünüyorum. O yüzden bu plan başarıya ulaşmayacak ama anladığım kadarıyla ya da hissettiğim kadarıyla çok can kaybı olacak. Bunu önlemenin yolları nedir? Bunu önlemenin bir sürü yolu var ama en başta böyle bir Suriyelilere karşı kışkırtmaya gelmememiz. Yani Kılıçdaroğlu durup dururken Sadat'ın kapısına gitmedi. Bunu herkes biliyor. Uzmanlaşmış, yani resmi uzmanlar dahil olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun gitmesi durup dururken değil deniliyor.
Peki halifeliği isteyen dünyada da artık bir İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasını ya da İslam Devleti'nin kurulmasını isteyen Sadat bundan önce kapatılır mı? Bence ilk yapılacak iş Sadat'ın tamam mecliste soruşturulması için CHP önerge verecek. Büyük bir olasılıkla reddedilecek. Reddedilince AKP'nin tabanının bir kısmı daha ve MHP'nin tabanının bir kısmı daha bence MHP'den ve AKP'den kopacak. Bu çünkü öyle kolay bir şey değil. Yani şeriat isteyen bir örgütü ve şeriat için savaşmayı öğreten ve bunu pratikte de yaşama geçiren bir örgütü AKP'nin ve MHP'nin aklaması kendi tabanında o kadar hoşgörüyle karşılanmayacak diye düşünüyorum. Evet, sizden tek ricam yani siyasi olmayan, mutlaka dünya görüşü olarak siyasetin içerisindesiniz ama halk olarak önümüzde böyle bir provokasyon yapılacak ve oyuna gelmemeniz. Bu oyuna gelmemek için çevrenizden, arkadaşlarınızdan, ailenizden görüşmeniz. Suriyeliler konusu biz Türkiye için sorun mu? Sorun. Daha önce yaptığım program bunun nasıl çözülmesi gerektiğini, iktidarı ve gelecek iktidarı buna doğru itmeniz, bunu beklemeniz yeterli. Çünkü öyle onlarca, yüzlerce Suriyeli öldürmekle Türkiye Suriye sorununu çözemeyecektir. Tam tersine daha beter bir noktaya gelecektir. Tabii bu Sadat'ın son dönemde bu dedikoduların çıkması şeyi de tartışmayı, bir tartışmayı daha beraberinde getiriyor. Afganlılar niye bu kadar sık Türkiye'ye gelmeye başladılar? Çoklu sayılar ve hemen hemen sırf erkek olarak ve neden bu kadar etrafta lümpence davranıp korku yaratmaya şimdiden başladılar? Bu bir ön hazırlık mı? Evet, bu bir ön hazırlık. O yüzden buna da çok dikkat edip onların provokasyonuna gelmemek gerekiyor. Çünkü her yaptıkları hareket bir provokasyonun ilk adımları. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.